Birbirinden seksi geek yapar takipçileri. Hoş geldiniz canlarım. Klavyemizde yaşadığımız tuhaf bir lag durumundan sonra klavye lagi diye bir şey varmış. Onu da görmüş oldum. Resmen klavye restart attım, düzeldi. Önemli değil arkadaşlar. PUBG'deyiz bu akşam yine. Dünyaya doğru bir uçuşa geçelim ilk önce. Ondan sonrasında da şunu okuyoruz bugünkü kitabımız. Sözleşme. Romantizm kategorisinin 63 sayılı kitabı 21.1 milyon okunmasıyla Sözleşme. Sahibi Somurtkan Yüz. Yakında Somurtkan Yüz ve dadaşlarını biliyorsunuz kanalımıza doğru küfrederken en azından birkaç okuma sonrası da görüyoruz. Şu ana kadar bir şekilde sahibine ulaşmamış, bir şekilde yazarına ulaşmamış bir PUBG artı Wattpad yayını yapmadık. Bir kısmı kalktı, bir kısmı ben size yazmadım bir kere, tamam mı? Siz her şeyi doğru mu yazıyorsunuz falan gibi cümleler kurduğu, genel olarak Türkçe eğitimi Türkiye'de çok zayıf. Bırakın evrim teorisini. Bu arkadaşlara Türkçe öğretiniz. Türkçe öğretiniz efendim. Efendim Türkçe öğretiniz. Şimdi sözleşme ne diyor? Erdinç Sakman. Sevdiği kadının vücuduna zorla simgesini kazıyıp, Batman mi lan bu? Neyse, zorla simgesini kazıyıp kendine mahkum bırakan bir adam düşün. O yaşadığı şehrin gece hayatının sahipliğini yaparak en pis işlerini yürütürken ünlü iş adamı olarak gündemden düşmüyor. O ölümden değil, ölüm onun kibrinden kopuyor. Abi. Aldım uzağı, aldım, tamam. Mikrofon patlıyormuş suratınızda. Suratınızda patlamasın diye mikrofonu biraz daha yukarıya çektim. En kötü böyle yakınlaşır kulağınıza fısıldarım. Dur bakayım şimdi. Her zamanki soteliğimize doğru ilerleyelim. Her zamanki soteliğimize doğru ilerlerken şuna bir bakalım. Sözleşme kitabının etiketleri. Önceki kitabın etiketlerine bakmamıştık. Bu sefer kitabın etiketlerine bakıyoruz. Romantizm, aşk, İntikam, kıskançlık, mafya, miniyim, piç, romantik, sahiplenme, sözleşme, sır. Gerçekten de genç bir kızın hayatta ihtiyacı olduğu her şey var bu kitapta. Bir de gelinlik seçmek oysalarmış, tam olacakmış. Ay, o zoraki evlilik ne kötüydü arkadaşlar ya. Okuduğum en kötü kitap olarak ilan ettiğim zoraki evlilik. Şu an beni andı, ben de onu andım yani. Çok kötü oldum. Hızla yatışa doğru ilerliyorum gördüğünüz gibi. Ölümden korkmuyorum. Önce yatıyoruz, sonra okuyoruz. Hadi bakalım boncuklar, yatıyoruz ve kitabı... Ya bu arada deminden beri sözleşme diyorum. İnşallah rezalet bir kitaptır da çok güleriz. Meğer ister misin kız kalemini kana batırıp da yazmış böyle romantiklerden romantik, duygusallardan duygusal, böyle ağlıyormuşuz okurken. İnanılmaz iyiymiş abi. Çocuk nasıl terk etti kızı diye. Bir gün Wattpad'de böyle bir kitap okuyacağımıza inanıyorum. İnanmak istiyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Evet. Yatışlar başladı. Yatışlarla beraber... Efendim sözleşme Somurtkan Yüz'den başlıyoruz. Bölüm 1. Muhtemelen çalar saatim çalmasına yarım saat kalmıştı. Ay çok kötü başladık. Daha ilk cümlenin yarısındayız. Ay 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 aman 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 ne kadar da bir anda. Aa, merhaba Wattpad merhaba. Yine sana gönül verdim. Merhaba Wattpad, merhaba. Ya da ilk cümlenin yarısından nasıl olabilir ya? Of. Muhtemelen çalar saatim çalmasına yarım saat kalmıştı. İyilik 2. Yatakta sıcak yaz gününden bunaldığımdan dolayı pikesiz yüzüstü yatıyordum. Burnuma evden kaynaklanan rutubet kokusu geliyordu. Normal insan bundan fazla etkilenmezdi. Fakat ben yarı vampir olduğumdan dolayı yok. Hey. Normal insan bundan etkilenmezdi. Fakat ben astım hastası olduğumdan dolayı oldukça rahatsız oluyordum. 1.2K yorum var burada. 1.2K bakalım neymiş. Hıfzı Hafsı CS yayın açtı diye buradayım. CS ayrıca Ezi'nin Değişimi diye bir kitap var, onu okuması. CS kitapta piç diye etiket var, kıdı kıdı kıdı. CSB iyi yayınlar, iyi akşamlar CSB abi, iyi yayınlar.
Ulan alemsiniz. Ben bitirene kadar kitap olur mu? 28.07.17, 28.07.17. Niye tarih yazmışlar ki? Kendi aralarında bir kod mu acaba? Rutubet kokusunu çok seviyorum lan. Iksım sıkırmızı hıfzım hıfzım yazmış bir tanesi. Oh, 22.07 yazıyor herkes. Manyak mısınız oğlum? Kendi aranızda bir kod mu? İkinci kez başlıyorum. Peki okey. Belki de çok kötü değildi. İlk cümle bir kötü gibiydi ama. Neyse bu arada maviyi gözlemlemek sizde arkadaşlar. Maviyi unutmuyoruz. Unutma maviyi. Maviyi unutma. Evet. Evdeki rutubetin ki burada niye ayrı ki gerçekten? Evdeki rutubetin artmasında Ulaç'ın da payı vardı. Her ders çalışmaya geldiğimde evini sürekli havalandırmasını söylüyordum. Söylediğime dikkate almadığından dolayı evdeki rutubet biraz daha artmıştı. Ulaç üniversiteden sınıf arkadaşımdı. Fakat anladığım kadarıyla daha ilk cümleden okuduğumuz kadarıyla friendzone bu kardeşimiz. Best boy ever. Fakat bizim arkadaşlığımız, daha doğrusu dostluğumuz çocuk esirgeme kurumundan bu zamana kadar geliyordu. Oha! O her zaman hiç düşünmeden arkamı yaslayabileceğim bir güvencemdi. Ailem yoktu. Her yardıma ihtiyaç duyduğumda yanımda olan tek kişiydi. Lan çok kötü oldu. Başroldeki kızla dalga geçerken hafiften içim burkulacak artık. Eskiden öbür karakterler ulan senin anan baban yok mu falan diye kızıyorduk. Bu sefer bunları diyemeyeceğiz arkadaşlar. Çocukcağız öksüzmüş. Üzüldüm gerçekten. Öksüz mü oluyor, yetim mi oluyor lan? Neyse. Dur çözeriz daha. Ne yazık ki son 2 aydır yanımda yoktu. Benden 2 yaş büyük olduğundan dolayı üniversiteden de benden önce mezun olup tayin nedeniyle ayrı düşmüştük. Bense yurda fazladan verecek param olmadığından dolayı Ulaç'ın evinde geçici olarak kalıyordum. Ulaç'ın bunu evi nasıl aldığına gelecek olursak ulan hakikaten tam onu merak etmiştim. Annesini ve babasını çalıştıkları iş yerinde çıkan yangında kaybetmeden önce burada yaşıyorlarmış. Bakacak kimsesi olmadığı için çocuk esirgeme kurumuna göndermiş. Justice League'in başlangıcı gibi ha. Herkesin ebeveyni ölmüş şu ana kadar. Yani şey, DC ve Marvel standartları için çok çok doğru bir karakterizasyon şu ana kadar. DC ile Marvel lisansını alabilir bunun. Biraz sonra bir tanesi hızlı koşmaya başlar, öbürü de burası benim şehrim Harvey falan demeye başlarsa okeydir yani. DC Comics at Works. 18 yaşından itibaren de evine yerleşmişti. Çalar saatimin insanı sinir eden sesi odayı doldurmaya başladığında hızla yataktan kalktım ve saati kapattım. Odadan çıkıp koridorun sol tarafında bulunan banyoya girdiğimde abi kız tasvirler yapıyor. Bak biraz sonra seninle neler yaşayacağız bilmiyorum kardeşim. Bu videoyu izleyecek misin onu da bilmiyorum, sömürtkan yüz. Ama şu ana kadar okuduğumuz kitaplar arasında bir tane çok kısa bir bilim kurgu eseri, bir de başkasının eserinden uyarlanmış bir Stoney okumuştuk, onları saymıyorum. Ama böyle romantizm genç kız kategorisinde açıp da okuduğumuz zamanlardan beri ilk kez şuraya gittim, buraya gittim, böyle bir yerdeydim falan gibi tasvirler yapan birisine başlıyoruz. Bakın ilk kez, ilk kez ve hala boktan olabilir ama betimleme yapıyor. Yani nerelerden buralara geldik düşün yani. Biraz sonra çok cringe olacağız belki de ama bir yandan da betimleme yapıyor oğlum. İnanılmaz lan. Neyse. Dur. Okuyorduk ha. Çalar saatimin insanı sinir eden sesi odayı doldurmaya başladığında hızla yataktan kalktım ve saati kapattım. Odadan çıkıp koridorun sol tarafında bulunan banyoya girdiğimde 10 dakikalık bir duş beni kendime getirmişti. Yoksa sarhoş gibi beygin olacaktım. Çok takılmıyoruz beygine bak. Okey hadi. Şu ana kadar iyi geldim. Beygine hiç takılmıyorum. Havalar yaz aylarının başlarında olmamıza rağmen fazla sıcaktı. Odama döndüğümde buz rengi kotumu ve lacivert tişörtümü üzerime geçirdim. Allah'ım betimlemeler yapıyor. Aynanın karşısına geçtiğimde kabarmış olan saçlarımı zorla düzene sokmaya başladım. Bu neredeyse 20 dakikamı almış olsa da en sonunda saçımı kurutmuş ve güzel bir şekilde at kuyruğu yapmayı başarmıştım. Çantamı omzuma taktığım gibi evin kapısınsa çıktım. Ay geliyor, ufak ufak geliyor. Hafif bir umutlanmıştık. You are the chosen one. Somurtkan yüz. Çantamı omzuma taktığım gibi evin kapısınsa çıktım. Ulaç'ın evi giriş katta... Aha abone geldi. Bölüyorum. Çünkü Şef Ömer gelmiş. Biliyorsunuz Şef Ömer'siz bir günümüz geçmez bizim buralarda. Hoş geldin Şef Ömerciğim. Ulaç'ın evi giriş katta, apartman dairesi olduğundan merdiven veya asansör kullanmama gerek yoktu. Abi tasvir var, tasvir! Zaten staja geç kalıyorken bir de o işle vakit kaybetmek istemezdim. De ayrı.
Akıl gibi. Hastaneye tam zamanında yetişip buradaki dağda bitişik. Hastaneye tam zamanında yetişip stajyer anestezi öğrenciler için ayrılan odaya doğru yürürken anestezi kelimesi falan geçiyor arkadaşlar, stajyer falan geçiyor. Nerelerdeyiz farkında mısınız? 3 önceki okuduğumuz kitap neydi, o zoraki mafya mıydı? Yok, karanlık mafya mıydı? Karanlık mafya da oğlum. Avukat vardı. Acaba araba kazasında ben yayayım diye beni tutuklarlar mı falan diye endişesinden bir adamın evinde köle oluyordu. Yani oralardan buralara geldik. En azından bu kız hastane, anestezide stajyer yapan birileri var falan. Gerçek bizim dünyadan bu kız yani. Wattpad uzaylısı değil. Wattpad'e böyle uzaydan gelip yazı yazıyorlar ya normalde. Onlardan değil yani. Ben ufak ufak sempati duymaya başladım ya. Bak ben bir sempati duyarsam çok sempati duyarım. YouTube'a konuk etmeye kadar gelir bak. Neyse dur. Stajyer anestezi öğrencisi ne Allah sen demiştiniz. Farkındayım ama. Ay kaza sırasında ben orada yayaydım, beni hapse atarlar mı diye endişelenen bir avukattan stajyer anestezi öğrencisi falan gibi cümleler kuran bir kıza geldik bak. Tamam. Dur tamam. Dur çok da umutlanmayalım, çok daha kötü şap oldururuz. Tamam. Hastaneye tam zamanında yetişip stajyer anestezi öğrencileri için ayrılan odaya doğru yürürken en yakın kız arkadaşım olan Tuğsem bana doğru geliyordu. Tuğsem'in ismi adeta bir ÖSYM sınavı gibiydi. Yüzünden bir şey olduğunu anlamıştım. Haksız da çıkmadım yanıma geldiğinde. Lattem nerede Tuğsem? Hemen lattemi masamda istiyorum diye dağıyı ayrı yazarak hocası Doğan Bey'in taklidini yapmıştı. Dağıyı niye ayrı telaffuz etmişti Tuğsem gerçekten emin değilim. Doktor Veno hoş geldin. Doktor Venesus bir günümüz geçmez bizim biliyorsunuz. Bu sefer gerçek. Hocası Doğan Bey'in taklidini yapmıştı. Karakterler diziden çakma değil galiba. Var düşün yani. Sinirlerine hakim olamayarak yine konuşmaya devam ettiğinde bu adam bana 30 günlük stajı zehir edecek. Yoktu sen bunu yap, yoktu sen şunu yap. Sanki ben buraya hasta bayıltmaya değil adamın özel hizmetini yapmaya geldim. Diyerek stajyerlikten hiç anlamadığını da belli ediyordu. Dediğinde halen sinirden ellerini sıkıyordu. Tamam, sakin ol. Sadece biraz daha dayanacaksın. Uçak geçsin de. Uçak da tam üstümden geçti galiba. Bak chat'e Epic Platypus yazmış. Beyin B'si falan büyük abi. Wattpad için fazla ileri seviye oldu diyor. Gerçekten ya. Neyse. Tamam sakin ol. Sadece biraz daha dayanacaksın. Sık dişini. Tusem'in bu sinirli hali o kadar hoşuma gidiyordu ki inadıma biraz da sırıtarak konuşmuştum. Gülme Asya gülme. Tabii sen düştün en iyi hocaya rahatsın diye sinirle bana bakmaya başladı. Tamam, haklısın bir şey söylemiyorum. Hadi git hocanın lattesini hazırla. Benim de hazırlanmam gerekiyor diye D'yi ayrı yazarak konuşuyordum. Derken daha fazla bana sinirle bakmasını istemeden konuyu kapatmaya çalıştım. Bir anda sinirli bakışları gitti ve yanağıma uzanarak bir öpücük kondurdu. Haklısın, sonra görüşürüz. Ben şu adamın lattesini hazırlayayım, sonra seni bulurum. Ay latte latte latte, espressoya su koyuyorsun, şey süt koyuyorsun birazcık. O kadar da atla deve bir şey de değil yani. Adam sütlü kahve istiyor alt tarafı yani. Profesör adama da sütlü kahve götürdür. Benden istese ben götürürüm yani. Neyse. Küçük detaylar bunlar. Konuşurken bir yandan da hızla kahve odasına doğru yürümeye başlamıştı bile. Soyunma odasına girip hızla okul tarafından verilen iş önlüklerini giydiğimde hocam olan Timuçin Bey'in odasına gittim. Nasıl aynı anda mı yaptım bunu? Bak işte illa olacak böyle bir şeyler. Soyunma odasına girip hızla okul tarafından verilen iş önlüklerini giydiğimde kapıdan hani anladın mı o an bir şey olmuş falan gibi bekliyorsun. Aslında önlükleri giydiğimde hocam olan Timuçin Bey'in odasına gittim falan gibi bir şey çıkınca insan şuaf oluyor. Tenebro 35 hoş geldin boncuk gözlüm. Kapıyı yavaşça tıklatarak geri açtığımda Timuçin Bey'in odasının boş olduğunu gördüğümde içim rahatlamıştı. Niye D'yi ayrı yazdım yine bilmiyordum. Timuçin Bey'den sonra gelmeyi sevmiyordum. Adam ne kadar rahat ve iyi biri de olsa ondan sonra gelecek olmayı kendime yakıştıramıyordum. 162 yorum. Bakalım neler demişler. İyi yayınlar CS Bey. Köken vampirler sonsuza dek yaşayacak. Ulan tamam be bir gün döneceğiz lan şeye geri. Eyvallah çok sevdiniz onu siz şeye. Neydi o? Kurt vampir kız. CS benim kitabımı da oku abi. Sahuda Hoyis yazmış. CS'lenmeye hazır mısın? Adımı düzgün okusana CS. Adımı random yapmadım. Arada yorumlara da bak. Neymiş dur o ismi? CS fan culup sex oye.
Aşağıda beyin yazmış birisi. İsimlere bak, az dıcık 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 yazmış olan var. Afiyin vicdanlı kız yazmış birisi. Cins cins isimler. Ulan hayatınızda ilk kez mi Timuçin görüyorsunuz siz de? Daha ne isimler çıkacak acaba? Allah'ım isimlere bak. Timuş. Timuçin mi? Nereden geldi aklına? Çok... Kız hayatında bir tane tarih kitabı okumuştur lan belki. Zır cahiller. Allah'ım yorumlar da yazarın dünyasından kötü. Ki henüz yazarın dünyası çok kötü değil. Ama yorumlar da felaket yani. İşte Wattpad dünyası. Bu tutumum ortaokul ve lisede de aynıydı. Her zaman hedefi olan ve saygılı öğrenci olmuştum. Hocadan sonra derse girdiğim belki bir veya iki kez olmuştur. Bunun nedenini ailemin olmamasına bağlıyordum. Hiçbir zaman hata yapma izni vermemiştim kendime. Helal olsun lan, Batman yanına alacak sizi. Takdir. Biliyordum ki arkamdan bana destek çıkacak kimsem yoktu. Kusursuz ve elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Timuçin Bey'in odasına girdiğim zaman ilk dikkatimi çeken şey masanın üzerindeki doldurulmuş fakat toparlanmamış evraklardı. Aman Allah'ım, Wattpad'de nasıl cümleler okuyoruz? Oğlum bu cümleyi bak, bu kalitedeki bir cümleyi biz bu kategorilerde daha önce okumadık. Abi, Timuçin Bey'in odasına girdiğim zaman ilk dikkatimi çeken şey masanın üzerindeki doldurulmuş fakat toparlanmamış evraklardı. Normal Wattpad yazarı şöyle yazıyor. Timuçin Bey'in masasının üzerindeki kağıtları alıp vampir hızımla annemin yanına gittim falan gibi. Lan iyi iyi, çok güzel, manyak mısınız? Oha, bir şeyler var cümleleri. Dolu dolu kızcağızın yani, helal olsun. Kızcağız dedim, belki de somurtkan yüz 18 yaşında böyle inanılmaz vücutlu falan bir herif çıkacak. Onu da bilmiyorum yani de. Neyse. Çabucak hepsini toparlayıp odanın başında bulunan dolaba yerleştirdim. Tam dolabın kapağını kapatırken Timuçin Bey elinde her zamanki latte siyah çantasıyla odaya girdi. Günaydın Asya. Beni gördüğü gibi selam verirken masasına doğru yürüdü. Kendini rahat deri koltuğuna bırakmıştı. Günaydın Timuçin Bey. Bu adamda yaşının aksine hep bir sempatiklik vardı. Tam olarak kaç yaşında olduğunu bilmesem de 36-37 yaşında olduğunu tahmin ediyordum. Ve çok fazla rahat bir insandı. Çok fazla rahat ne demek? Donuyla mı geziyor herif iş yerinde? Neyse. Bugün öğleye kadar poli... Aa, ay, ay canım. Şey de yapamadım, kızamadım da. Dur, bir araba geldi, üstümüzden geçecek galiba. Ölme yakla. İyi, ölmedik. Tamam. Dur. Bak bak, kıyamam, kıyamam. Bugün öğleye kadar poliklinikteki hastaların kontrollerini yapacağım. Yine iyi efor ha. Bugün hastaneye gideceğim falan da diyebilirdi. Bugün öğleye kadar poliklinikteki hastaların kontrolünü yapacağım ve senin de benimle gelip söylediğim notları tutmanı istiyorum. Timuçin Bey ne kadar rahat olsa da konusu işi ve hastaları olduğu zaman otoriter bir sese bürünüyordu. O zaman otoriter sese geçiş yapalım. Bugün öğleye kadar poliklinikteki hastaların kontrolünü yapacağım Asya. Senin de benimle gelip söylediğim notları tutmanı istiyorum. Bu tutumunu staja başladığım ilk günden anlamıştım ve bir haftada her hasta ve iş konularında ciddileştiğinden dolayı tutumumu doğrulamış oluyordum. Timuçin Bey, ben ameliyathanede olsam daha iyi olmaz mı? Neticede anestezi öğrencisiydim. Birinci sınıfı yeni bitirmiştim. Bu iş için yanına hemşire alması daha doğruydu. Yanıma hemşire almak istemiyorum Asya. Zaten dün yeteri kadar ameliyathanede çalıştın. Bugün benimle katlardaki hastaların yanına geleceksin. Çantasından birkaç şey ararken konuşmasına devam etti. Yanıma hemşire almak istemiyorum. Nedenini bilmiyorum. Ama senle hemşirelerden daha iyi anlaşıyorum. Benimle iyi anlaşmasının nedeni kimseyle doğru düzgün muhabbet etmediğim ve konuşmadığımdan dolayı olduğunu iyi biliyordum. Benim konuştuğum kişi sayısı gerçekten çok azdı. Birincisi ve vazgeçilmezim olan Ulaç'tı. İkincisi ise Tusem'di. Tabii onlar da muhabbet konusu bulamadıkları zaman yine konuşmadan kendi halimde takılıyordum. Ya bu kız Batman ya. Vallahi Batman. Karşıdan adamlar geçiyor CS, dikkat dur. Ne durumdayız? Aha mavi gelmiş ya la. Oğlum öldük ya. O kadar kötü bir yere gitti ki mavi. Öf. Şirk. Otomatik koşma neydi ya? Bunda T miydi? T mi? Q mu? Ne mi? Namlok mu? Otomatik koşma ne? P mi? L mi? Lan. Lan. General, ready for combat, toggle, interact, vehicle, invert mouse, otomatik koşma ne? Ne mi?
Vay arkadaş ya. Abi yalnız gittiğimiz yerde Yasyana Polyana yani ha. Yanarız valla. Ben bir şey diyeyim mi? Biz ilk önce şu dere kenarına koşalım. Ha valla. O dere kenarından böyle kuyttura kuyttura geliriz ondan sonra. Otomatiğe bağladım, koşuyoruz arkadaşlar. Bir yandan da kitabımızı okumaya devam. Bu özelliğimin nedeni iyi bir aile ortamında yetişmemiş olmamdan kaynaklanıyordu. Çocuk esirgeme kurumunda herkes arkadaşlık kurup ailelerini unutmak için eğlenmeye çalışırken ben her zaman yatağıma yatar, tek başıma neden annem ve babamın beni bıraktıklarını düşünürdüm. İçimdeki Asya her zaman neden bırakacak? Kesin annem bir fahişeydi ve sana hamile kaldığında 5 parası olmadığı için aldıramadı. Doğurduğu zaman da bakamayacağını anlayıp bir kağıdın üzerine adını soyadını yazıp polis karakoluna yakın bir sokakta bıraktı ve kaçtı mı? Ne diyorsun sen? Neler diyorsun? Niçin? Oh! Vuruyorlar. Vuruyorlar ama ben dönüp bakmıyordum bile. İşte böyle. Laps dediler, öldürdüler. Yapacak bir şey yok. Hadi açalım bir tur daha, dur. İçindeki Asya çok fena gerçekten ya. İçindeki Asya çok tehlikeli bir karaktermiş yani. Neyse. İçimdeki Asya her zaman neden bırakacak? Kesin annem bir fahişeydi ve sana hamile kaldığında 5 parası olmadığı için aldıramadı. Doğurduğu zaman da bakamayacağını anlayıp bir kağıdın üzerine adını soyadını yazıp polis karakolunun yakın bir sokağa bıraktı ve kaçtı lan ya. Diyerek beni onlara karşı daha fazla dolduruyordu. Bir yanda içimdeki Asya haklıydı. Hangi anne 2 aylık bebeğini polis karakolunun yakınına üstünde adımın ve soyadımın yazılı olduğu bir kağıtla bırakacak kadar vicdansız olabilirdi ki? Zorla da olsa düşüncelerimden ayrılarak Timuçin Bey'e "Nasıl isterseniz Timuçin Bey" dedim. Vartons Jelly gelmiş. Hoş geldin sevgili Vartons Jelly. Üf, seslere bak PUBG'den gelen. Lan niye böyle bunun sesleri böyle kötü oluyor ya? Tövbe estağfurullah, bir şey oldu seslerine. Avo, yanan taş attılar. Oha, Taksim'e döndü ortalık. Kaskını çıkar, gazını bırak. Delikanlı kim bakalım? Evet abi, Ta'yı ayrı yazmışlar bu arada. Atlayacağımız yere doğru ısrarla ilerliyorduk. Kızın içindeki Asya'nın tehlikesinden kendimi ormanlara atarak kaçıyordum. Chat'te okuyanlar var, spoiler veriyor ama olmaz ki. Oho. Oho. Ohey. Ehoy. Ayo. Olmaz. Don't be spoiler man. Just don't man. Stone. Bu kadar muhteşem bir edebiyat hikayesiyle ilgili spoiler veren herkes kansızdır. Neyse, yattık. Yatızladık. Evet, devam ediyoruz. Aman ha, bir saat yaklaşırsa haber de verin. Neyse, daha 24'teymişiz. Tamam. Timuçin Bey deri siyah sandalyesinden kalkıp bak. Timuçin Bey odaya ilk girdiğinde deri sandalyesini attı kendin dedi. Şimdi deri siyah sandalyesi deyip ek yaptı. Ben bu kızı tuttum. Bu hikaye dünyanın en tırt hikayesi bile çıksa bu kızın hamurunda yazarlık var. Ey somurtkan yüz, sen kimsin ya? Şaka bir yana, gerçekten belki de çok iğrenç bir romantizm hikayesine doğru gidiyoruz. Yanlış kategoride, yanlış zamanda yazmış olabilirsin. Bugüne kadar hiçbir Wattpad yazarı için bunu söylemedim. Ablacığım sen yazmaya devam et. Sen de hamur var.
Ben bu lafı boşa söylemem. Bravo. Devam. Timuçin Bey deri siyah sandalyesinden kalkıp duvarda asılı olan beyaz önlüğünü giydiğinde odadan çıkıp yatılı hastaların bulunduğu hastaneni diğer bölümü olan B bloğa geçmek için asansörle hastanenin en üst katına çıktık. Okey, çok tasvir yapıyorsun. Biraz kısa tutabilirsin. İki bloğu birbirine bağlayan tünelin içinden yan bloğa geçiş yaptık. Aa, neler neler ya. Oğlum, vampirle görüşmede hatırlıyorsanız bir saat kadar araba sürdüm, bir mahalleye geldim. Sokakta biraz yürüyünce bir adama rastladım. Buralarda kiralık ev var mı dedi. O evi kiraladım falan gibi bir paragraf vardı. Kıza bak, bayağı hastaneyi anlatıyor falan. Neyse. Özel hastane olduğu için devlet hastaneleri kadar kalabalık değildi. Hastanenin içi ve stajımın burada yapmayı istememin bir diğer nedeni de buydu. Fazla kalabalık ve insanların bulunduğu yerleri sevmiyordum. Batman'sin lan sen. Artık itiraf et. Aa, yine beyazın dışında kalmışız daha. Hemen ya. Uf. Şirk. O zaman öteki dağa doğru koşuyorum arkadaşlar. Polyuşka polye. Okay. Timuçin Bey'in hastalığının bulunduğu kata geldiğimizde 204 numaralı odadan başlamıştık. Her türlü D ve D'yi ayırıyor ama. Sal biraz. Odadan başlamıştık hastaların muayenesine. Timuçin Bey hastasını kontrol ederken fazla ciddi bir adama dönüşüyordu. Okey, bunu da demin söyledin. Hastaları çok şanslıydı ki Timuçin Bey gibi dalında en iyi olan genel cerrah tarafından ameliyatları olmuştu. Timuçin Bey kontrollerine 209 numaralı odada devam ederken yine daha ayrı anlamsızca. Bir anda elini cebine götürdü ve çaldığını tahmin ettiğim telefonunu hızla kulağına yaklaştırıp cevapladı. Adam niye çalsın lan telefonu? Ha, telefonu çıkartıp cebine götürdü diye sen çaldığını mı tahmin ettin? Ulan herhalde. Adam manyak mı? Okey. Tamam. Ülkemde gömmeyen CS istemiyorum. Oo yo. Yo yo, hayır. Biz güzel eser gördük mü hakkını veriyoruz kardeşim. Öyle ezberden her şeyi gömersek ondan sonra sen de her şeyi gömüyorsun diyenlerin eline koz vermiş oluyoruz. Öyle her şeyi ben her şeyi gömüyorum. Çoğu şey çok kötü. O yüzden çoğu şeyi gömüyorum. Bir gün bunun ne demek olduğunu anlayacaksınız. Evlatlarım. Belki ama o zaman çok geç oldu. La, araba buldum, fakir arabası. Oh. Oh, fakir arabası. Imye. Dacia. Aa, ismi Dacia diye değişmiş lan gerçekten. Wow. Wow 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 wow. Bas lan bas, sür lan sür. Koltuk değiş lan. Hay. Drive'a gir, drive'a ha. Fuck you ya. Gerçekten. Wow. Bunun ismi Dacia mıydı önceden de ya? Yoksa orada Renault ile konuşup kanka gel modelin ismini yazalım falan mı çektiler acaba? Oo, paralar yatmış. Dacia'dan paralar yatmış. Kardeşim hayırlı olsun, yatmış paralar. Toros mu? Wow. Sosyopat sosyolog dünkü Cahreyn yayınından güzel bir espriyle cevap vermiş. Sen fakirleri aşağılıyorsun, inşallah sen de fakir olursun demiş. Woohoo, adam öldüremiyor diyenlere gelsin deminki sahne. Hayatımda bir kere daha adam öldürdüm bu oyunda. Bir kere daha. Daha ne istiyorsunuz acaba? Ne alacağım lan silahlarını? Ben silahlı adam mı öldürmüşüm? Biz ya yırmıkla öldürürüz ya arabayla. Ya da bekleyerek. Zaman silahların en büyüğüdür evlatlarım. Zaman silahların en büyüğüdür evlatlarım. Tamam dur, manzaralı bir yere geldik. Arabayı uygun bir yere çekeyim, ondan sonra size çok güzel hikayeler anlatacağım romantizm kategorisinde. Sür ulan Dacia. Hadi ulan Dacia. Hadi lan, çıkarsın sen burayı. As. Bok çıkarsın. Tamam. Dacia'yı yatırdık abi. Yat Dacia. Dacia gidiyor. Çok da gitmese miydi ya acaba? Hay Allah. Şimdi gelip onu alacak birileri ben kitap okurken, biliyorsunuz değil mi? Sonra böyle mavi alan gelirken aa Dacia Dacia diye ağlayacağım burada. Dacia. Dacia. Duy sesimi.
Prone blok ne demek lan? Eskiden buralara çılgınca yatardım ben. Wow. Hate gidi be. Bir upgrade gelmiş görüyor musun? Biz yatanların ekmeğinden etmiş resmen. Texture'lar niye çöp acaba? Neyse bir noktada oyun bizim burada olduğumuzu fark edip texture'ları düzeltir herhalde. Yes. Timuçin Bey kontrollerine... Ha dur da evet. Timuçin Bey asla iş başındayken... Ne Timuçin Bey, Timuçin Bey? Timuçin Bey asla iş başındayken telefonu çaldığında cevap vermezdi. Timuçin Bey şöyleydi, Timuçin Bey böyleydi. Meşgule atıp daha sonra arayan kişiye geri dönerdi. Fakat bugün telefonunu açmıştı. Muhtemelen önemli bir telefon olmalıydı. Efendim Erdinç diye cevapladı. Bu Erdinç... Kitabı okumaya başlamadan önce ismini duyduğumuz Erdinç miydi yoksa? Karşı taraf önemli bir şey demiş olmalı dedi ki ''Neredesin? Tamam tamam hemen geliyorum. Odanın kapısını kilitleyin.'' Dediği gibi telefonu kapattı ve bana dönerek ''Asya çabuk benimle gel.'' dedi. ''O abi bir şey söyleyeceğim. Bu kızın Türkçesi düzgün ama hayal gücü çok çalışıyor. Çok acayip şeyler yaşayacağız bence biraz sonra. Şu an hissediyorum. Deli deli bunu yazan kız deli. İyi, yani kötü anlamda değil ama çok acayip şeyler okuyacağız bence biraz sonra.'' Abba dur. Ben anladım bunu. Hastaya bir daha bakmayıp odadan koşar adımlarla üst katta çıkmaya başladık. Karşı bloğa geçip Timuçin Bey'in odasının kapısının önüne geldiğimiz anda kapıyı aceleyle tıklattı ve kapı anında açıldı. Ne olduğunu anlayamadan kendimi odanın içinde bulduğumda kapı arkamdan tekrar kapanıp kilitlenmişti. Odanın sağ tarafında bulunan sedyenin üzerinde yatan adama doğru Timuçin Bey hızla yürürken ''Erdinç bu ne hali oğlum ne oldu sana?'' diye telaşla sordu. Bir yandan da adamın üstünde bulunan kanlı beyaz gömleği çıkarmaya başladı. Adının Erdinç olduğunu öğrendiğim adam ''Karşı tarafın adamları bu sabah işe giderken yolumuzu...'' Timuçin Bey'in sandığı sedyenin yan tarafında asılı olan bezle yaraya tampon yapmasıyla ''Aaah!'' diye inledi yaralı adam. ''Ulan Erdinç ismi işte öğrendik.'' Ve kendini hemen toparlayarak ''Kestiler orada oldu.'' diye sözünü tamamladı. Timuçin Bey yaranın kanamasının durması için baskı yaparken ''Niçin acil odasında değiliz Timuçin Bey?'' diye sormayı akıl edemiyordum. Adamın üzerine eğilmişti. Yüzünü görmediğim adamın sesinden anladığım kadarıyla fazla sinirliydi. Olayların şokunu yavaş yavaş atlatırken odaya gözlerimi gezdirdim. Odada. Bizim dışımızda iki adamın daha olduğunu yeni fark ediyordum. İkisi de siyah takım elbisesini açtı. Geldik yine. Geldik yine ya. Ay. Geldik yine. Yine sana gönül verdim. Merhaba mafya merhaba. Senin için ömrüm dedim. Merhaba mafya merhaba. Merhaba mafya merhaba. Merhaba mafya merhaba. Kardeşim, yani böyle kostüm gibi hepiniz siyah takım elbise giyerseniz sizi düz yolda çevirmeleri lazım. Salak mısınız? Biraz regular giyinsenize. Mafya kostümüyle geziyorlar. Fatih Terim misiniz siz? Ne bu haller ya? Kime poz kesiyorsunuz abi? İmparator. Çık çık çık. İmparator. Çık çık çık. İmparator. Çöp çöp çöp. Buralara mı geldik yani? GBN abonemiz. GBN'ciyim hoş geldin. Sevgili GBN'im. Bebişimiz. Ha. Bizim dışımızda iki adamın daha olduğunu yeni fark ediyordum. İkisi de siyah takım elbiselerin içinde fazla resmi ve sinirli gözüküyorlardı. Belli ki ikisi de FBI ajanıydı. Yok ya. Biri sedyenin sonunda, diğeri başında, ellerini arkada birleştirmiş sedyede yatan adamı izliyorlardı. Timuçin Bey, Asya, yara için ağrı kesici ve iğne hazırla hemen. Start 50 mg propylene diyerek bana doğru döndü. Adeta bir dizide gibiydik. Adının Erdinç olduğunu öğrendiğim adam anında Timuçin Bey'e bakarak ''Bunun burada ne işi var?'' diye bağırmasıyla ödüm patlamıştı. Sanki adam beni tanıyordu da hiç karşılaşmak istemediği biri gibiymişim gibi sesle sormuştu bu soruyu. ''Sana tek gelmeni söylemiştim. Ha pardon. Sana tek gelmeni söylemiştim.'' Dişlerinin arasından tıslayarak konuşmuştu. Pardon. O zaman şöyle yapacağız. Kardeşim bir bombalar düşüyor, bir uçak geçiyor. PUBG'ye de kitap okutmamaya çalışıyor bize. Ama biz bu kitabı okuyacağız kardeşim. Biz bu kitabı okuyacağız. Heh, tamam. Sana tek gelmeni söylemiştim. Dişlerin arasından tıslayarak konuşmuştu. Timuçin Bey, bir şey olmaz. Burada gördüğün her şeyi unutacaksın değil mi Asya?
Sorduğu soruyla bir anda odadaki tüm bakışları üzerime sabitlemişti. Sanki hayır unutmayacağım desem, bana yakın olan siyah takım elbiseli adam belindeki silah ile şuracıkta tam alnımdan vuracak, öldürecekmiş gibi duruyordu. Bu kanıya nereden vardığımı soracak olursanız, Timuçin Bey'in bana soruyu sorduktan bir saniye geçmesiyle belindeki silahı göstermesiyle uyanmıştım. Ya varmıştım. Ne? Çok uzun cümleler kuruyorsun. Somurtkan yüz. Bak beğendim bir noktaya kadar ama artık uzun cümlelerin bir noktada başını kıçını unutuyor. Kısa kısa. Zorlama bu kadar. Edebiyat kasmıyorsun. Hocaların okumuyor burayı. Edebiyat kasmıyorsun derken kasama. O da böyle devasa cümlelerle kasma yani. Ufak ufak. Neyse. Timuçin Bey'i anlamayan ve korkak gözükmemeye çalışan gözlerle bakarak unutmama şansı bırakmıyorsunuz dedim. Odanın sonunda bulunan dolaba doğru yürümeye başladım. Dolaptan ağrı kesici ve narkozu çıkardıktan sonra hızla söylediği iğneyi hazırlamaya başladım. Sedye'ye doğru yürürken ilk kez yaralı adamla göz göze geldim. Gözlerini yüzüme sabitlemişti, beni izliyordu. Bakışlarındaki sertlik insanı rahatsız etmeye yetiyordu. Sedye'nin başına geçip Timuçin Bey'in yaraya baskı yaptığı kanlı bezi neler biliyor? Neler biliyor, yaraya baskı yapmalar filan biliyor. Ben bu kızı takdir ettim belli açılardan. Gömüyorum diye deliriyorsunuz, farkındayım ama işte bazen de hayat böyle. Kimi zaman çok gömmek istersin de gömemezsin ya bazı şeyler var. Neyse. Sedye'nin başına geçip gelip Timuçin Bey'in yaraya baskı yaptığı kanlı bezi çekip iğneyi yaranın üst tarafına batırdım. Yavaşça sıvının vücuda boşalmasını bekledim. Yarası kanamaya devam ediyordu ama şansı vardı ki kurşun yarası olduğunu tahmin ettiğim yaradan fazla hasar almamıştı. İğneyi çekerken göz ucuyla yaralı halde yatan adama baktım. Hiç tepki vermeden sert bakışlarıyla beni izlemeye devam ediyordu. Arkadaşlar çoğu Wattpad kitabında gördüğümüzün aksine henüz baş erkek karakterimizin kaslı bedeninden bahsedilmedi yani. Kaslı çıkacak diye ben de bekliyorum ama bak daha çocukla ilgili 10 cümle kuruldu ve henüz kaslı olduğundan bahsedilmedi. Halbuki önceki okuduğumuz Wattpad eserlerinde karşımda bir adam duruyordu. Belli ki kaslıydı. Şeklinde. Neyse dur. Timuçin Bey, Erdinç oğlum şanslıymışsın, kurşun sıyırmış. Birkaç dikişe işi bitiririz diyerek az önce tahmin ettiğim yaranın neyle olduğunu kesinleştirmiş oldu. Timuçin Bey konuşmaya başladığında Erdinç'in üzerinde bulunan sert bakışlarını çekip Timuçin Bey'e bakmasıyla bir anlık da olsa rahatlamamı sağlamıştı. Ne cümleler bunlar ya. Erdinç bana bakarak ''Sen hemşire misin?'' diye sert bir ses tonuyla sorunca yine bakışlarımız buluşmuştu. Hayır, o hiç de erotizm olmadı. Bu adamın derdi neydi? Vurulup yaralı halde hastaneye gelmiş, bir de sinirini benden çıkarmaya çalışır gibi ikide bir çıkışıp duruyordu. Gerçekten sinirlerimi bozlamaya başlamıştı şu anda. Kaçamadık yine. Yine kaçamadık. Yine buradayız. Neredeyiz derseniz şuradayız. Herhangi bir içerisinde aşk barındıracak Smurf Arif, köyün en arif şirini, hoş geldin kardeşim. Şuraya geldik arkadaşlar. Wattpad'de baş karakter ve baş kızımız arasında, baş erkek ve baş kız arasında bir aşk yaşanacaksa kitabı açın. İlk karşılaşmalarında erkek kıza kötü davranır. Kız niçin bana kötü davranıyor uf, falan diye iç dünyasında geçirir. Bu kesinlikle yani. Geldik yine oraya yani. Bu kadar dedik, aferin, ne güzel betimlemeler var, bravo, cart curt, gerçek dünyadan haberi olan bir yazar ilk kez falan filan. Ama yine döndük dolaştık şeye geldik ya. Üf, bu adamın derdi neydi ya? Yorulup yaralı halde hastaneye gelmiş, bir de sinirini benden çıkartmaya çalışır gibi ikide bir çıkışıp duruyordu. Gerçekten sinirlerimi bozmaya başlamıştı şu adama. Bu yani geldik yine zoraki evliliğe. Neyse, iyi oldu belki de geldiğimiz. Güleceğiz, evleneceğiz. CS aç Pornhub'ı. Niye yapıyorum lan böyle bir şeyi? Dur, Mehmet okuyacağım kitabı. Mehmet dur. Mehmet, 20 milyonluk romantizm kitabı varken senin kitap biraz bekleyecek ama kardeşim. Tamam dur. Heh. Ne kadar korksam da belli etmemeye çalışarak hayır, anestezi öğrencisiyim dedim. Ben de onun gibi sert bir ses tonuyla karşılık verdim. Ne kadar korkutucu olsa da inatla korkumu gömmemeye çalışıyordum. Ve bir Wattpad klişesine daha geldik. Kız adamdan korksa da himimi himimi himimik yaparak asla paça bırakmaz. Vay. Peki. Sinirlenmiş olması lazımdı ki silahını çıkartıp beni vurdu.
Evet, Somurtkan Yüz'ün yazdığı sözleşme kitabı bu kadar. Son derece keyifli, kısa ama yok yok. Yok yok. Sinirlenmiş olması lazımdı ki sert bakan gözleri daha da sinirli bir hale büründü. Oo, tasvirler patlamaya başladı bir anda. Olsun olsun, bir yere kadar iyi geldi ama kızcağız yazık. Timuçin Bey, Asya dikiş işi bitti. Yarayı sarmak için bant ve sargı bezi getir diye araya girince Timuçin Bey'in hangi ara dikiş attığını anlayamamıştım. Belki de 15 dakikadır Erdinç'le göz gözeydik. Erdinç denen sinir bozucu adam dikkatimi dağıtmış olmalıydı. Timuçin Bey'e istediklerini verdikten sonra yarayı sarmasına yardım ederken sert bakışlarının üzerimde olduğunu hissede biliyordum. Sedyenin başında duran siyah takım elbiseli adamın telefonu çalmaya başladı. Hızlı bir şekilde açtı ve cevap vermeden karşı tarafı dinlemeye başladı. Bir süre sonra sedyede yatan sert bakışlı adama dönerek "Abi adamı yakalamışlar, ne yapalım?" diye sordu. Ne tepki vereceğini merak ettiğim için sargıya bir bant daha yapıştırırken göz ucuyla sinir bozucu adama baktım. Henüz kaslarından bahsetmemiştim. Wattpad için inanılmaz deneysel bir şey yapıyordum şu anda. Gözlerini bana sabitlemiş, az önceki yaptığını devam ettirerek sert bir bakışla beni izlemeye devam etti. Gözlerini benden ayırmadan, "Aa, kız D gördüğü her şeyi ayırıyor ha." "D mi var, ayır." Chill bro. Bu arada hiç mavi geliyor. Hiç bizim chat. Laga luga. Bizim chat. Cırt cırt. Bizim chat. Çarp bir çarp. Hoppa. Oğlum oha, korktum lan. Allah belanı vermesin. Üf. Oğlum harbi korktum ha. Nereden geldi diye. Kesin herif yanda yatıyordu. O da beni görmemişti ha. Spak diye vurdu lan. Yemin ediyorum sıçradım. Abo. Yemin ediyorum çok net vurdu herif ya. Hakikaten. Evet evet, çok temiz öldüm. Hakikaten çete atar yaparsan böyle olur. Vallahi fişimi çektiler. Spak diye vurdu herif yani, acımadı. Wattpad vadisi pusu. Salyaları akak oynayan birisi vurdu sanırım tek attı adam. Vallahi herhalde galiba. Herif hakikaten çok temiz vurdu ama ya. Yani ben hayatımda hiç kimseye temiz vurmadığım için temiz vurma nasıl oluyor onu bilmiyorum. Ooo, çivi çivi baka yine bizlerle. Artık bilmem kaçıncı ayında, gerçekten bilmiyorum. Twitch'te ben kaç ay olduğunu restream kullandığım için göremiyorum. Ama eminim çok bir aydadır. Aa, ekrana pislik gelmiş. Ne demek istiyorsun derseniz. Şu an tam yapamadım ama bak, ekranda güneş ışığı etrafta gezerken sanki cam varmış gibi. Witcher'da da çok güzel kullanmışlardı bunu. Ekrana pislik efekti gelmiş yani. Çok severim pislik efektini. Ha, ayrıca buradan bizi PlayerUnknown's Battlegrounds Partnership programına 2 mailleşmemizden sonra yine de almayan PlayerUnknown's Battlegrounds Partner Management ekibine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hep alın Salyalıları, alın hep. Hep alın Salyalıları. Ben şurada 100 kişiyi yatırıp edebiyat senfonisi yapacaktım lan. Gidip Factorio da yapacağım lan. Yazıklar olsun. Hep Salyalı istiyorlar hocam, hep. Hep Salyalı istiyorlar. Bayağı kız mail attı. Yeterince PUBG'yi oynamıyorsunuz bence diye, baktık yayınlarınıza diye. Şimdi bir yandan da haklı. Yani gerçekten de çok fazla PUBG'yi oynamıyoruz. Ama öte yandan yazıklar olsun. Niçin bizi almadınız abla? Niçin bizi almadınız? Neden abla? Biz de mi illa Salyalı olalım? Biz de mi illa 4 kişi girip hadi abi yeterince loot yapmazsak bizi avlarlar. Hadi sen Polişka Polli'ye git, ben araba alıp geliyorum abi. Arkanda adam var, çıpıda çıpıda hepepe hepepe falan mı yapalım? Ne güzel, burada edebiyat yapıyoruz yani. Yazıklar. Yazıklar. Partnership'i alınca şu oluyor. Panda falan açıyor ya oğlum, efsane güzel. Hepiniz birden giriyorsunuz, hep beraber PUBG oynuyoruz. Siz PUBG oynarken bu sefer ben şey okuyorum. Edebiyat eseri okuyorum üstünüze. Ne güzel olurdu ya. Kaçırdın bu fırsatı PUBG. Kaçırdın. Kaçırdın PUBG. Kalbimizi kırdın. Ben ve buradaki 1400 kişinin kalbi çıpıt diye kırıldı. Yazıklar olsun sana PUBG. Yazıklar olsun.
Neyse yattık yine hikayemize devam ediyoruz çılgınca. Neler oluyordu acaba? Sert bakışlı adam sert sert bakmaya devam ediyordu. Bunu çok uzun cümlelerle inceliyorduk. Wattpad için çok devrimsel bir şey olmakla beraber belli ki yazarımız yine gençti. Elbette hataları olacaktı ama diğerleri kadar kesinlikle mide bulantısı vermeden anlatıyordu şu ana dek hikayesini. Bu açıdan da somurtkan yüz... Gözlerini benden ayırmadan, ha bütün dev ve dağları istisnas ayırma bu arada artık ne olur. Yeraltının bodrumuna getirsin. Yeraltının bodrumuna getirsinler dedi. Daha fazla bu adam göz göze gelmek istemediğim için kafamı önüme eğdim ve o anda çalan masanın üzerindeki telefona doğru uzandım. Ne kadar çok şey aynı anda oluyor. Efendim diye cevapladığımda da ameliyathaneden arıyorlardı. Asya, 5 nolu ameliyathaneye gel. Berk biraz rahatsızlanmış, sen bakacaksın yerine diye açıklama yapılırken ameliyathanenin sekreteri olduğunu sesinden tanımıştım. Nefes egzersizi. Sözleşme ile nefes egzersizleri bugün. Tamam, geliyorum. Telefonu kapatarak Timuçin Bey'e döndüm. Her zamanki rahat halinden aksine biraz daha endişeli gözüküyordu. Nedenini tahmin etmek pek tez zor değildi. Bro işte onu bak o işte onu beyle. Ah canım benim. Pek te diye bir şey hiç başka kitapla görmemenden çözmen lazım böyle şeyleri. Sedye bak bunu ayırmış. Sedye de yatan adam kimse Timuçin Bey için oldukça önemli biriydi. Beni ameliyathaneden çağırıyorlar, gitmem lazım. Timuçin Bey hiçbir şey söylemeden başıyla onayladı. Tam odadan çıkmak için hareket edecektim ki hastanın dosyasının tutulması için birini gönderirim dedim. Resmen kaşınıyordum, artık beni alnımdan götümden vuracaklardı yani. Timuçin Bey tam cevap verecekken sedyede yatan Erdinç gerek yok dosya tutulmayacak diye Timuçin Bey yerine cevapladı. Tam ağzımı açıp karşı çıkacaktım ki bu ilk kez olmuyor Asya. Dosya tutulmayacak ve sen şu yarım saat içinde gördüklerini unutup kimseye bir şeyden bahsetmeyeceksin. Yoksa seni betona atar, betona gömeriz diye beni uyardı. Gayet sert bir ses tonuyla. Gayet sert bir ses tonuyla neyi biliyorsunuz değil mi? Hatırladınız mı? Çok yıllar geçti aradan. Çok yıllar geçti. En son galiba vampir atipte mi görmüştük biz bunu? Gayet sert bir ses tonuyla nedir? Anladınız mı? İşte şu. Şimdi hepiniz hatırlayacaksınız. Diye beni uyardı. Gayet sert bir ses tonuyla. Pelennor ovalarında özgür cümleler. Hiçbir şeye bağlı olmayan, kimsenin umursamadığı, nereden geldiği, nereye gittiği belli olmayan, bazen yanlış bir noktanın eseri, bazen mobildeki oto düzeltmenin eseri, gayet sert bir ses tonuyla özgür, gayet sert bir ses tonuyla koşuyor, gayet sert bir ses tonuyla neyi anlattığının farkında değil, neyi anlattığını umursamıyor. O bir cümle, o özgür bir cümle, hayatı yaşıyor. Koşuyor çayırlarda, koşuyor ovalarda. Binlerce cümlenin tek bir cümleye kısıtlandığı bu koca kitapta belki de tek özgür cümle o. Nereden geliyor, nereye gidiyor, bakmıyor. Başkaları için, kendisi için, hayat için, gerçeklik için özgür yaşıyor. Kısa cümleler de var diyor, kısa cümleler de olmalı. Betimleme yapıyorsun diye takdir ettik ama bir paragraf tek bir cümle olur mu be kardeşim dercesine. Adeta bir direniş gibi, adeta tek bir ağaç gibi okyanusun kıyısında tek başına ayakta duruyor. Gayet sert bir ses tonuyla. Evet arkadaşlar, gayet sert bir ses tonuyla adeta kitabın genel akışına bir direniş gibi aradan çıktı. Gecelerin koruyucusu, şehrin efsanesi. Gayet sert bir ses tonuyla. Hiçbir şey söylemeyi başımla onaylayarak Erdinç denen sinir bozuntusuna sert bir bakış attım. Abi sen şu adama bakma artık, vurdurtacak seni. Ne tesadüftür ki o da dağı burada ayırmadan bana bakmayı becerebilmişti. O da aynı şekilde bana bakıyordu ama bakışında bir de yine D'yi ayırmamıştı adam. Aşağılayıcılık var gibiydi. Kapıya doğru yürüdüm ve kilitli olduğunu hatırlayıp kapı kolunu aşağı indirmeden önce anahtarı sağa doğru çevirerek açtım. Bak, bak kız ne yazdığını hatırlıyorsun. Düzeltiyor, inanılmaz. Ne yazdığını hatırlayan bir yazar. Allah'ım öldürmeseler bari.
Okey, gitti. Lanet olsun serseri dostum. Ya o hiç bu maviler üstümüze küçülmedi ya bugün. Kaç dakika var daha bunun? 29 saniye diyorlar. Aho daha ilk beyazmış bu. Boş ver dostum yalvarma. Tam kapıdan çıkıp arkamdan kapatacakken Erdinç'in iş için bu kızı istiyorum demesini duydum. Allah vuracaklar lan. Güle güle oğlum. Ne kadar da çabuk geçmiş meğer yıllar. Yavrum benim be. Flash mübarek. Voli West. Koştu koştu gitti. Canım benim. Neyse. Tam kapıdan çıkıp arkamdan kapatacakken Erdinç in. İş için bu kızı istiyorum demesini duydum. Kapıyı geri açmayı düşünüyordum ki takım elbiseli adamlardan birisi sertçe kapıyı kapatarak yeniden kilitledi. Seviniyorsunuz. 336 yorum. Bakalım neler varmış. Ims. Pornhub geç hikaye sıktı. CS hikaye sıktı. CS hikaye sıktı. Pornhub geç. Yaşasın özgür cümleler. Polyşka polya dınınınının. Kitap böyle yazılır şekerlerim. CS benim kitabımı da okur musun? Selam çikolatam. Ben mafya sen stajyer. Ben yiyeyim seni ham ham. Oha seks yapacaklar. CS reis selamlar ve vampir tipler kapatılsın. CS seviyor seni. Ülkemde gömmeyen CS istemiyorum. Hatoke yazmış. Seviyoruz seni CS. Sadece Wattpad yayınlarına devam ettiğin için teşekkür etmek istedim CS. Gece gece mutlu ettin beni. Chat selam olsun. Chat'e selam CS Bey, iyi yayınlar. Tuğba 5511. Adamda bir çeşit herhal sınırlı sızmirli bakıp bakıp kız beğeniyormuş. Adamda bir çeşit herhal sınırlı sızmirli bakıp kız beğeniyormuş. Wattpad'ler diyar oğlum. Gerçekten ne dediklerini hiç anlamıyorum. Inflames 3. Ulan Holy yazmış. Sınırım dırım dım dım. Noli ya bismillahirrahmanirrahim ne istiyorsun kızdan durup dururken Allah'ı ınmalı yazmış diye gülmüş ondan sonra da çok kötü. Çok kötü çok. Lilalar diye bir arkadaş aney bir emanet gelir yazmış. Abi köy düğününde mi okuyorlar acaba Wattpad hikayeleri bunlar bu çocuklar gerçekten. Arkadaşlar kitap okuyana bomba bile düşünmez biz kırmızıdan korkmayız. Abbo çok yakına düşüyor. Aney bir elamet geliyor. Vuhuu yazmış. Baya köy düğününde okuyorlar ha. Spoy yedim mutluyum. Abucum yazmış Angel Knight. CS'lendiğiniz yazan var bak erkenden gelmiş buraya. Spoy verip piçlik yapmak istiyordum. Zaten yukarıda yiyen yemiş. Ulan ne spoiler olacak bu kitabın? Saçma mısınız siz de? Gördüğünüz gibi edebiyat eseri okuyana bomba bile düşünmez ismimli tezim yine yeniden doğru çıktı arkadaşlar. Şimdi wow, devam ediyoruz. Abi kırmızı yazmış Ege Ceylan. Delisin oğlum. Kızın kitabına abi kırmızı yazılır mı? İyice ne oluyor diyecekler. Dur bakayım. Kaçıncı dakikadayız ya? Nereden baksan 53 dakika. Tamam bir 7 dakika daha ateşleriz. Peki. İkinci bölüm. İsmi yok. İsim yok, oyuncu yok. Gerçekten bu kız deneysel bir yazar ha. Ameliyathane monitör bakarken aklım hala kapıdan çıkarkenki sözler yankılanıyordu. Aklımda. Bu kızın D ve dağlarla gerçekten çok ciddi bir sıkıntısı var abi. İş için bu kızı istiyorum. Ne işinden bahsediyordu ki? Acaba işi neydi? Karşı tarafın adamlarının yolumuzu kesti demişti. Acaba o adamlar kimdi? Ben bunları düşünürken içimdeki Asya manyak geldi manyak. İçimdeki Asya manyak. Ne çok düşündün. Önemlisi zamanı geldiğinde öğrenirsin. diye beni azarlıyordu. Elimde değildi. Nasıl bir işe dahil olacağımı merak ediyordum. Umarım vazgeçerdi. Onunla muhatap olmak istemezdim. Benim gibi korkak ve ürkek yetişmiş bir kız için fazla korkutucu duruyordu lan. Demin silahlı mafya hibibi yaptın lan sen. Daha korkak ve ürkek mi kalmış? Manyak olmuşsun sen. Sana hiçbir şey olmaz bu saatten sonra. 3 saat sürmesine rağmen sonunda bitmişti nakil ameliyatı. Genelde Timuçin Bey bakardı nakil ameliyatlarına. Fakat bugün sert bakışlı nedeniyle çocuğun ismi sert bakışlı kaldı. Fakat bugün sert bakışlı nedeniyle ameliyatlarını Tusemin hocası Doğan Bey bakıyordu. Ameliyatlarına. Ameliyat yine mi kırmızı geldi ya bana? Ya bu ne kardeşim ya? Resmen partnership vermedikleri gibi bir de öleyim diye üstümüze bomba atıyorlar ya.
Ama biz dağlarda iyi yuvalandık. Bizi bombayla öldüremezler. Gelip tek tek çatışacaklar bizle mağarada. Bu işler böyle kardeşim. Neyse. Ya ne bombaymış ya. Ne bombaymış arkadaş ya. Yeter daha. Bir sonraki mavi beyaz nereye gidecek onu bir görelim. Koşacağız sonra. Ha okey. Ha. 3 saat sürmesine rağmen sonunda bitmişti nakil ameliyatı. Genelde nerede falan filan. Ameliyathaneden çıkıp stajyer anesteziciler için ayrılmış odaya doğru stajyer anestezicilerin kendi odası var. Odaya doğru bitkin şekilde yürümeye başladım. Odaya girdiğimde dolabın karşısına geçip kıyafetlerimi aldım. Üşengeç şekilde üstüme geçirmeye başladım. Kesin birisi kaçıracak kızı ha. Tam soyunup giyinirken böyle şeyler olur hep. Bilirim ben. Odanın kapısı açıldığında hızla buz rengi pantolonumu üzerime çektim. Vay. İlk bölümde de buz rengiydi. Yazdığını unutmuyorsun. Sana helal olsun. Yine mi kırmızıdayız ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Tamam Twitch partnership'e laf ettik de bu artık biraz ayıp oluyor ya. Bu ne abi? Gerçekten mi lan? Ulan bir yayında 3 canlı bombadan kurtulamıyorum ha bak. Kıpırdamıyorum ha. Bıraktım ellerimi. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi bu mu elinizden gelen neyse hadi. Vur artık. Vur. Vur. Hadi. Hadi hadi 3. kez hadi. Haha. Tanrılara meydan okudu ve 3. kez kazandı. İşte tanrılara böyle meydan okunur. Şikerlerim. Şimdi koşarken vuracaklar tabii. O da bir vazgeçilmez yani. Vay. Noe'ye ölmedim. Hiç kesinlikle de ölmüşlüğüm falan yok yani. Öldün diyen yalan söyler. Vallahi çıplağımız gelmedi bu sefer ya. Çıplaksız kaldık. Belki de ümitsizliğimdi yani. Getka'nın tarlalarında uzan CS. Getka'nın tarlaları neresi ya bilmiyorum. Lan bilmediğim edebiyatlı gönderme geldi ha. Şu an çok kötü oldum. CS ile hayata 3-0 önde başlayın. Tusem kadın, ulaç erkek. Eskiden bir tabanca alır kullanmazdı. Şimdi onu bile almıyor. Oo, ben silah almayı bırakalım. O kadar uzun zaman oldu ki. Sen çok eskiden izlemişsin kardeşim bizi. Ben gerçekten 3 ay önce falan silah alıyordum gerçekten yani. Bitti o sonra. Neyse arkadaşlar daha 57. dakika. Devam o zaman. Okey. Odanın kapısı açıldığında hızla buz rengi pantolonumu üzerime çektim. Neyse ki gelen Tusem'di. Yüzünden anladığım kadarıyla fazla yorgun gözüküyordu. Karşımdaki yeşil koltuklardan birine... Yeşil koltuk. Karşımdaki yeşil koltuklardan birine kendini bıraktığı zaman... ''Benimle kahve içmeye geliyorsun. İtiraz istemiyorum.'' dedi. Başımı olumsuz şekilde sallayarak... ''Maalesef antrenmanım var. Oraya gitmem lazım. Biliyorsun dersi ekersem ulaçın dilinden kurtulamam.'' Başımla da gelemeyeceğimi bildirircesine olumsuz anlamda salladım. Vallahi olmaz. Oturduğu yerden kalkıp kendi dolabına doğru yürürken haklısın ama fazla yorgun gözüküyorsun dedi. Hayır sen fazla yorgun gözüküyorsun dedim bakışlarımdan anladığım kadarıyla. Hayır bakışlarımdan anladığım kadarıyla sen fazla yorgun gözüküyorsun dedi. Haklıydı da hem zihinsel hem de fiziksel. Oha ilk kez doğru ayrılmış. Ay vuruyorlar beni. Galiba mı? Yoo. Aman abi kıpırdamayalım. Sağdan soldan mermi sesleri geliyor. Üf salyalılar geçiyor. Beyler yatın. Hanımlar yatın. Beyler bayanlar yat. Oh salyalılar. Salyalılar reis. Vay arkadaş salyalılar dev kapışıyor ha. Biz beyazın içine girmemişiz ya. Lan kalksam koşsam şimdi her taraf salyalı ha. 8x dürbününü kapan gelmiştir şimdi var ya. Benim sadıklı yarım çalılar ama biz de mavinin içindeyiz. Neyse koşacağız artık. Halele, hale, halele, lelelelele, koşla koş. Koşla. Koşla. La koşla. Tarlada bir yere yattım mı? Gerisi GG. Ve good game well played ya. Daha buradaki beni babası anası gelse bulamaz. Oo, tamam. İyi. Bugün de girdik.
Haklıydı da. Hem fizik hem zihinsel hem de fiziksel olarak fazla yorucu bir gündü. Ama arkadaş bu ne fazla yoruculuk tamam ya. Ne kadar yorgun ve bitkin olsam da dövüş antrenmanlarına gidip bugünkü sert bakışların sinirini kum torbasından çıkarmam lazımdı. Boks yapan kızları severim. Tabii ona vurmayı tercih ederdim. Tusem'le birlikte hastaneden çıktığımızda o garaja D ve dağları doğru yazabilen kızları daha da çok severim. Tusem'le birlikte hastaneden çıktığımızda o garaja doğru yönelince beni de peşinden sürüklemeye başladı. Hadi seni dövüş antrenmanına ben bırakacağım diyerek emrivaki de bulundu. D'leri hep böyle okuyacağım bundan sonra. De. Zorla kendimi kolumdan kurtarıp hayır benim yol üzerinde işlerim var. Başka zaman bırakırsın. Yalanı anında yapıştırmak zorunda kalmıştım. Diyoruz ve birinci saatimizin sonundayız. Mavi geldi kıçımıza dayandı. Bakalım neler olacak. 5 dakika sonra beraberiz.